Hazır mısın? Hazır. Hazırız. 28 Eylül Cumartesi günü Intercity Weekend'e geldik. Buraya gelmişken bir video çekmeden olmaz dedik. Olmaz. Ama ben motosikletten anladığım için yanıma araba kompedanı, araba hastası, ruh hastası, arkadaşım, dostum Fırat Kutbaygül yanıma aldım. Dedik ki bu arabaları gezelim. Çok gürültü var. Dolayısıyla telefondan ses kaydı alacağız ve size ortamı gösterebildiğimiz kadar göstermeye çalışacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ama çok samimiyetsiz olduk. Hoş geldin kardeşim. Adam. Aleykümselam baba. Aleykümselam baba. Öncelikle Jant Max standının önündeyiz. Bir sürü stand var, bir sürü marka var. Araba markaları var, motosiklet markaları var, yarışçılar var, klasikçiler var. Öğrenmişsin. Evet, fena değilim. Birkan Polat'ın şu anda şovu var galiba. Bu Birkan'ın motorun sesi gibi. Gerçek bir profesyonel. Kim geliyor? Birkan, bu videoyu izlersen alkışlar sana geliyor abi. Jant Max standının önündeyiz. Aynen. Cem abi sağ olsun. Hem bizi davet etti hem Fırat'ın arabası burada bir yandan. Böyle bir stand bak, belki 40 bilemedin 50 araba bile olabilir. Çok acayip arabalar var. McLaren'ler var, GTR'lar var, M'ler var, E-kasalar, bir sürü araba var. Türkiye'de tek olan arabalar standımızda mevcut. İstersen gezmeye başlayalım. Yavaş. Ben Fırat'a soracağım. Fırat sen bize anlat abi. Ben çünkü zayıfım gerçekten. Elimizden geldiği kadar anlatabiliriz. Burada Z4 var. Z4M diye geçiyor. Yanlış bilmiyorsam 3000 makineye sahip düz altı atmosferik bir makina. Türkiye'de az olan nadir arabalardan bir tanesi. Hemen onun arkasında M4 var. Şu an bir kardeşimiz resim çekiliyor. Onu çekiliyor. Aynen. O M4'te karbon parçalarıyla bayağı dolu bir araç. Esas göz bebeği var. Esas göz bebeğimiz Mad Fury. McLaren 12C. Komple McLaren MSO. Karbon bir body kitle donatılmış. Türkçe rica etsem. McLaren Special Operations diye bir bölüm var. Anladım. MSO. Meslek yüksek okulu yok. Kapatalım mı? Çok haklısın. Zamanını çaldım. Yok, çok teşekkür ederim. Onlarla donatılmış bir araç. 800 küsür beygir. Hibrit turbolara sahip bayağı. Aha. Gerçekten. GTR 35 GTR var. GTR 35 var. Bu Nismo değil. Düz GTR. Bu düz GTR. MK2. Yanlış bilmiyorsam bunda da Meisterschaft marka bir egzozumuz var. Bayağı güzel ses çıkartıyor. Görünüşüne aldanmayın. AMG GTS var. Orijinal. Kendisi jantları yeter. Farklı. Yok, jantlar da orijinal. Orijinal. Her şey orijinal. Ben şimdi Jant Max'ta olduğumuz için dolayısıyla. Yok, bu orijinal bir araba. Bunun jantları daha takılmadı diye biliyorum. Ama var. Ama bir jant. Var, bir şeyler var. Ve en civcivli, en cafcaflı arabası Liberty Walk ya da Prior Design'ın da wide body'si var. O da olabilir. İkisi arasında tam emin değilim ama galiba Prior Design bu. Liberty Walk biraz daha geniş oluyor Dodik'lerde. Hmm. İki parça altına boyanmış bir jantımız var. ADV1. Deli dehşet bir. Güzel bir abimiz. GTR'ımız. Gene Prior Design wide body 5 serisimiz var. 5 serisimiz. 5 serisimiz. Çok güzel duruyor bu. Üzerinde VFS2 jantlar var. Red Chrome'a boyanmış. Bu da böyle kaplanmış mat fümeye. İki lakası düşmüş Mini Cooper. Kaldırsak mı gidip? Demiş kaldıralım. Ya kaldıralım. Cem abi çalışıyoruz. Burada otopark.com'un daha önceden çekmiş olduğu bazı arabalar var bak abi. Ataberk, o tarafa bakarsan ambulans bir kardeşimiz var. Aynen. M2 çok güzel be. Rengi çok güzel. E36 M3, E92 M3, E46 M3, E36 M3 Cabrio. Bir şey diyeceğim. Jant Max bitti artık ama tabii öyle bir olay var. Aynen, şu an BMW Car Club'dayız. Aynen. E30 M3 var. M3 CS var, F80. Bu E92 M3 ama tamamen pist amacıyla yapılmış. Maslak'ta yapıldı zaten. BBS FI jantları var. British Racing Green arabanın rengi. İçinde tamamen pist amaçlı. Piste odaklanmış bir araba. Bu arada orada drift show gene yapılıyor. S verelim dedik ama drift show o kadar çok yapılıyor ki bu sefer video çekemeyecek. Thank you.
M6, M3. CSL? CSL değil. Ben bunu hep CSL sanıyordum. CSL, bir dakika. Emin misin? CSL. CSL değil mi? Evet. Bu tamamen gene DTM spec. Yani E30 M3. Spec, E30 M3. MK bir Golf var. Bak MK'sını da biliyorum. Arkada Integra var. Herkes bilmez. Ya bak bana ne oluyor oğlum. Ben olduğum zaman bana gerek kalmadı. Bayağı soru gelmişti benim Active Sound'la alakalı. Standı Special Auto Part ve Mustafa abi. Mustafa abi. Special Auto Part'ta klasiklerle başlıyoruz. Mercedes klasiklerimiz var. Bunlar senesine göre dizilmiş. En eskiden bir sonrası ve devamı. Ama bir şey diyeyim mi? En eskisi hala en güzeli abi. Bence de öyle. Aventador S. Bir şey anlatmaya gerek yok. Bellardo, Superleggera, GT3 RS ve GT2 RS. GT2 RS daha tabii burada göz bebeği durumunda. Türkiye'de çok az var. Sınırlı sayıda üretiliyor. Porsche'nin bugüne kadar fabrikasyon üretilmiş en hızlı 911 oluyor. O yüzden onun arkasında bir şey var. 599 GTO. O da Türkiye'de iki tane olan araçlardan. 488 Pista. 488 modelinin pist versiyonu. Pista. O da Türkiye'de nadir bulunan araçlardan. 458 Speciale. O da Türkiye'de yine çok az bulunanlardan. 430 Scuderia. Çok yanında pardon. Da 575 Maranello. Bir şey diyeyim, onu hayatta bilemezdim işte. Hadi bunu ikinci tahminde bulurum da onu hayatta bilemem. F12. Sağ tarafımızda Kahve Dünyası'nın standı var. Standı demeyeyim de daha doğrusu vitrini. O en uçtan başlıyor bak, gösterirsen. X6M. X6M var. Bunun yanında M6 Grand Coupe. i3 var. Wrangler var. Kevlar kaplama. Çok güzel kaplaması. Bu boya arkadaşlar. Kaplama dediğim folyoyla yapılan bir kaplama değil. Bayağı boya tabancasıyla yapılan bir kaplama. Ve çizilmiyor, kırılmıyor. Daha sağlam bir hale geliyor araba. Burada 911 var. 911 Porsche 81 var. Model. Aynen öyle. Kanka şeyde yazıyor. C60 AMG var. Benim en beğendiğim kasası hala. Bence de öyle. Hala hemen. Beyazları da çok beğeniyorum. Beyaz da çok güzel. Ve bu arabanın sesi diyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum. Yani 6.3 atmosferik V8 makine var. 175 beygir. Ve burada Türkiye'de çok az bulunan, benim çok sevdiğim Ford Raptor var. Gerçek Raptor. Ranger Raptor değil. Raptor'ın kendisi. Çevrilme değil, o değil, bu değil. Hiçbir şey değil. Çok az bulunan. Fırat'ın uzmanlık olanı pick-up olduğu için tam istediği yere geldik. Bıraksan bu arada 2 saat anlatırsın. Daha bile fazla anlatırım ya. Bu bitmez çünkü. Çünkü Türkiye'de çok az olan bir araba. Uç, kaç, kuma gir, zıpla, çamura gir, zıpla, zıplamak. Ne istiyorsan yap. Hiçbir şey olmayan. Orijinalden Fox amortisörle gelen eski Ford Raptor'lar V8'di. 6.2 litre. Bunu V6'ya çevirdiler. Üstüne bir de turbo koydular. 450 beygir, 530 Nm torku var. Bu arabayı alırsam hemen babama bir dava açıyorum. Hemen kardeşin olmak için nereye sosyal aile hizmetlerine başvuruyorum ve kardeşin oluyorum. Olur. Öf. Utku Kutmangil. UK. Cihan Kutmangil. Yine bozmuyorum. Cihan kalıyor. Tamam. Cihan kalınlığı söyledim. Ama şey bozulmuyor. UCK bozulmuyor. Bozulmuyor tabii. Tamam, ben direkt kardeşin oluyorum. Anladım. Alırsan artık baba. Görüşürüz. Alırsa yapar. Ya geldi ya. Arkada biraz kalabalık var. Mercedes C kasayla ıslak zeminde drift eğitimi veriliyor. Bunu da şöyle yapabiliyorsunuz. Petronas ve Mercedes standı var. Buraya gidip VR gözlükle F1 arabasının içine girip oyun oynuyorsunuz. Tamam. En iyi turu atan böyle bir şey yapıyor. Buna hak kazanıyor bunu yapmaya. Hak kazanıyor aynen. Bundan sonra burada yanında bir eğitmenle tur atıyorsunuz. Aynen. Ben bu arabaları daha önce The Makine Onur ödüllerinde görmüştüm. Junik Design'ın farklı custom. Porsche 911 tamamen custom yapılmış bir body kit. Yanında Ferrari 360 Modena Liberty Volk. Liberty Volk. Çok özür dilerim. Ben Liberty diyorum sürekli. Liberty. Türkçe İngilizce konuşma. İngilizce konuş. Tamam kardeşim, niye sinirlendin? Dede. Yok oğlum, manyak mısın? Yok abi, öyle şey olur mu? Salak mısın? Ben özellikle şu arabaya bitiyorum. Yapım hallerini sanayide gördüğüm birkaç kere denk geldi. İskender abi yapmıştı egzozunu. Egzozunu. Evet. Aynen. Orada tamponu mamponu yoktu. Aynen. Hatırlıyor musun? Liberty Volk'un bir tane Carrera 911. Burada da E92 M3 Liberty Walk tekrardan. 3 tane Liberty Walk var Junik Design standında. Arabayı tamamen daha kaslı gösteren bir body kit'e sahip. Arka taraf çok spoiler. Fena. Merak eden varsa gel abi bak. Arkadan. Spoiler'i bayağı bir. Normalde yanlış bilmiyorsam difüzör olarak da bir parçası var ama bunda eksik. Arkada benim mazim olan Lotus. 2 ay kullanma şansım olan. Ben tabii o zaman Elise kullanmıştım. Burada bu sefer Elise'den daha farklı modeller var. Gene bir tane Elise var. Onun yanında Evora var. Onun yanında daha da özel bir araba var. Dünyada sadece 60 tane üretiliyor. Sen de onu duydun değil mi? Duydum.
ve bunu burada kullandım. Utanmadım kullandım. Seni tebrik ediyorum. Rica ederim. 3 videoda böyle bir, 4 video çok özür dilerim. Bu kadar gelişim sağlayan bir adam. Gerçekten gurur kaynağı. Teşekkür ederim. Kamerayı kapatınca sarılayım öpeyim yanaklarını. Kamera önünde yapalım. Üstüler. Şunu anlatabilirim. Bu da bayağı başarılı bir araba. Senin daha önce kullandığın bir araba. Aynen, benim daha önce kullandığım SLS Roadster. Aslında SLS Gullwing olarak bilinir. Martı kapı. Martı kapı. Kapılar böyle yukarıya doğru açılır. Bunda öyle bir olay yok çünkü kabrio. Roadster dediğimiz olay kabrio. Sen bir tek jantlarını eleştirdin bu arabanın. Jantları birazcık bence büyük kaçmış. Zaten ben kullandığım zamanda da sürtüyordu. Bu jantlar vardı. Bu jantlar vardı gene üstünde. HR tabii ki de jantlar, yani jant konusunda HR'nin üstüne ben tanımıyorum. HR dedim mi akan sular duruyor. Dur. El yapımı jantlar. İsviçre'de yapılır. Amerika'da da yapılıyor gerçi. Artık biraz daha genişledi. Anlatılmaz yaşındır öyle söyleyeyim. Bayağı başarılı bir araba. 60 tane dediğimiz model bu. Neymiş abi? GT430. GT430. Büyük ihtimalle çok güzel duruyor bu. Beygir. Gene pist odaklı. Ön lip olsun. AP Racing'in frenleri var üzerinde. Karbon detaylar gene içinde de var. Aynı şekilde karbon spoiler. El yapımı tamamen. Lotus'un olayı bu zaten. Lotus'un olayı bu. Karbon aynalar. Kullanmadım. İnşallah kullanmadan gün... da söyleyebilirsin yani. Tabii kullanmadan söyleyebilirsin. Yani ki... internetteki videolar olsun her şeyine bakarım. Çoğu arabanın mesela sesi çok iyidir. Ki şöyle söyleyeyim sana, ben Elis'i kullandığım kadarıyla. Elis ki aralarındaki en mütevazisi. Aynen, Elis'in bile sürüş hissiyatı inanılmazdı ki inanılmaz büyük motora sahip değil. Sadece hafifliğiyle çok ünlü olan bir araba. Dinemek. Elis öyleyse ben bunları falan düşünemiyorum yani. Tabii. Yani şu gezerken gerçi 3. 4. kere geziyoruz falan ama. Bu arada tabii cuma cumartesi pazardı fuar. Fırat perşembe akşamından geldi organize etmek için. Ben gelemedim cuma günü. Bence nispeten sakin. Yarın ana baba günü olacak burası. Dün daha sakindi hafta içi olduğu için. Ben perşembe akşamı geldim. Sabah 4'e kadar burada bütün çoğu yere yardım ettik, düzenledik ve Fermas'a geldik. Fermas. Yani Ferrari Maserati. Fermas'ta şöyle bir güzellik var. 488 pista, yanında 458 Speciale, Funiki Superfast ve Ferrari Portofino. Önü çok garip değil mi? Önünde, hatta oraya detay da alabiliriz. Siyah çizgiler aslında kesilmeden aşağı iniyor. Orada bir hava kanalı var. Hı. Aslında kaputun orada bir bildiğiniz boşluk var. Bu da arabanın aerodinamisini, yani önde downforce'unun daha fazla olmasını sağlıyor. Bugün tabii böyle gezerek geçti. O yüzden sizi güzel görüntülerle baş başa bırakalım. Devam edelim abi. Edelim. Tamam. Hadi. 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 So I take shots. She just wanna fuck me 'cause she know I get guac. I hit the jackpot. Horonlar çekildi. Danslar yapıldı. Lastikler yakıldı. Arabalar gazladı. Canlar tepelerden uçtu. Dronelar sağa solu çekti. Ve kader bugünü bitirdi. Bitirdi. Beni de bitirdi. Ben çünkü perşembe gününden beri buradayım. Ve artık eve dönmek artık istiyorum. Artık eve dönmek lazım. Her yerim amele yanığı. Ama o kadar detay girme. Bugün hiçbir şey çekmedik. Umarım beğendiğiniz bir video olur. Bak fotoğrafımı çekiyorlar bak. Bak 5 lira alabilir miyim abi? Post makinem var. Teşekkür ederiz. Bizi fuarda bilgilendirdiniz. Gezdirdiniz. Yedirdiniz, içirdiniz. Sucuk ekmek çok güzeldi oğlum. Gelen herkese çok teşekkür ederiz. Burada çok güzel fotoğraflar çekildik. İlgi aynen. Alakası, arabaya olan ilgi alaka farklıydı. Bir kere daha söylüyorum. Ben bu kadar bir kendim için bir ilgi beklemiyordum. Beni yakalayıp selam veren insanlar. Hepsine buradan selam. Ego yaptı. Kamerayı kapatıyoruz diyor ki ben herkes beni tanıyor oğlum. Bu videoluk bizden bu kadar. Artık önümüzdeki aynen. Videolarda görüşmek üzere diyelim. Arabam burada ama biz gidelim. Hold up. Weed in the whip got rolled up. 32 G's in the Ziploc. Hold up. Now I'm talking shit. Saw me walk to the whip. Every night get lit. Me and Uno for the hit.